Arkadaşlar 1-1 şu anda skor. 3. baştayız. Bu maç kaderimizi belirleyecek ve şu anda ban pick ekranındayız. Van ban banlamışız yine. Karşılığında Marks banlamışlar ve geriden bir ban bekleniyor. Şu anda bizim için büyük bir ihtimalle bir Yivan'ı gelir mi? Bir Yivan'ı gelir gibi ya. Bakın atacakları banları söylüyorum. Yiv gelecek. Eğer Joy bizimkiler banlamazsa Joy banlayabilir veyahut Kaja banlayabilirler Yiv'den sonra. Rezal'ın abi. Bak Rezal. Bakmıyorum ha, ekrana bakmıyorum şu an. Ne banlıyorlar? Söyle bakın. Söyle bakın ne banlıyorlar. That's an important stat because carry is not only like stat wise very strong, it's still Baras panlar. Manyak mı bunlar? Abi TNZ'yi kapatmaya çalışıyorlar bunlar. TNZ'yi kapatmaya çalışıyorlar. Feri banladılar, güzel. Güzel. First pick bunlarda. Joy loser hero abi, alan herkes yenildi demiş İbrahimizler. Evet katılıyorum. 3 maç tercihi gördüm ben. 3'ünde de kaybettiler galiba. Bunlardan birisi bizdik. I guess hadi bakalım. Here from Incendio Supremacy specifically, but still, it really I'm wondering what their last ban is. Şimdi ne banlayacaklar? You know that's actually a really good point there. Nice. So because Yiv banlarlarsa bizimkilerin carry banlaması gerekir. Ama Yiv banlamaz. Blue banlarlarsa bizimkilerin boş ban. Yani bir Valentin ban atma, boş ban değil de Valentin ban atmaları gerekir. Karşıya carry salıp Yiv alırız. Takasa girmemiz gerekiyor şu anda. Ne banladılar? Grok banladılar. Tamam abi süper. Banla burada şimdi ya carry'i ya da Kaja'yı. Bak rakibe bir pick %100 salacağız. Kaja, Cherry, Yiv ve Valentin. 4 tane pick açık. Burada abi yapma şu hatayı. Ya yapma şu hatayı ya. Adam yine first pick alacak Cherry'i şimdi. Ya kanka bak. Yiv, Cherry'nin counter'ı. Tamam mı? Kurbanın olduğum bak. Yiv, Cherry'nin counter'ı, tamam mı? Bak, Cherry eğer banlamayacaksan, Yiv'i banlamayacaksın. Ki sen alabilirsin. Anladın mı? Burada artık ne olur anla artık. Bak ne olur. Şu anki metadan bahsediyorum. Bak bana bir ay sonra bu videoyu izleyip de yorum yapan biri olursa öldürürüm o çocuğu bak. Bunu da söylediğim için özür diliyorum. Bir ay sonra bir tane dallama gelecek. Cherry nerf yiyecek 2 hafta sonra. Diyecek ki abi Cherry. Falan yazacak yorumlara. Ben biliyorum ha başıma geleceği. Carry banladı. Carry aldılar. Bir Kaja gelir mi acaba? Parsa geldi. Ne geldi abi? Benedetta'yı mı salıyor? Benedetta'yı saldı abi. To be fair, we did see a massive game previously with Benedetta, right? Bir de saldık Carry'yi. Hadi bakalım. But I guess this leaves the question, does Team Hawk actually just go ahead and secure the Kaja for themselves? Do they want to go that route? Yeah. Again, Valentina still open as well? Grok Fanny! Or, yeah, Ling, I mean. Fanny's banned out. Alright, yeah. Grok Ling. Grok banned out. Şu an düşünüyorlar abi, ne alalım? Blue. Hayabusa? Bak orada Yin bakıyor, Yin bakıyor, Yin. See, this draft leaves so much open. Yeah. Yin bakıyor, Yin. Glue and Ling this time. Şuraya açık diyorlar. Şu an Joy için düşünüyorum ama Ling alacak. Rezal. Rezal geliyor mu? Kadita. Kadita ne geliyor abi? Yuzol. I feel like the players themselves feel in this. That's Kadita Yuzol. Kadita Yuzol. Yuzol mantıklı pick. Farsa'ya ulti kapattırıyor. Kadita da mantıklı pick. I think I just auto şu an rakibin piki üstün oldu abi. O carry'i almamız lazımdı bizim. Yine Estes. Yine Estes hadi bakalım. Abi Atlas. Link bana geldi burada mantıklı bir ban. Geriye salmak istemediğimiz bir pik. Mantıklı bir pik. Ben olsaydım Team Hawk'ın yerinde iyi ki değilim. Ling alırdım 110 yerine. Just give it your all here. I'm the best heroes you can. Now you're still going to see those bans coming out from Incendio Supremacy focusing on abi ne olursun?
Ne olursun bu maç, yalvarıyorum sana bak. Ne olur duy telepatiyle mi artık neyle duyuyorsan duy, yalvarıyorum sana. Şu Sunshine'a herif piklet. Bak yalvarıyorum sana. Şu Sunshine'a herif piklet. Buradan sana bütün enerjimi gönderiyorum. Al lanet olsun bütün enerjimi al. Duy. Bütün sinerjimi. Her şeyimle sana böyle gönderiyorum bak. Ne olur o Herit'i aldır şu çocuğa artık. Aldır. Eğer oynayamazsa gerçekten diyelim ki bu çocuk kötü. Ama bak imkan vermiyorum oynayamamasına ya. İmkan vermiyorum abi bak Estes de var. Herit'i mükemmel şekilde oynatabilecek bir şampiyon. Hadi kurban olayım ya. You have a carry, something like a Brody can bully the carry early on. So we saw that in game one. I think I'm gonna expect the same thing. Bir ban bekleniyor. Fredrin banı yemişiz yine. Bir Hilda piki gördük. Hilda banı gördük. Yine bir mantıklı pik ama midi daha almadılar. Kalite support yapacaklar bence. Burada TLC'ye bir Gunivar. Gunivar piki geliyor abi banı. Şu anda Valentin halen açık arkadaşlar. Valentin de alabiliriz. Yalnız ben Valentin alınmasına karşıyım. Bak şu an yapmamız gerekeni size söylüyorum. Herit alacağız tamam mı? Herit'e jungle'a bile alabiliriz ama jungle'da o kadar aktif oynayamayız. Bir stufflaştıra ihtiyacı var çünkü Char'ın birazcık. Şu an Herit'i alıp rakip pick'i görüp jungle pick'leyebiliriz. Şu an ADC almamamız gerekiyor abi. O Herit'i kapatmamız lazım bak. Ne olur ya bir kere duy ya. Hisset ya oğlum Emre biz... Lan Leomord mu? Leomord mu? Leomord olmadı bence. Şu an ADC'yi yine beklettiler ama ne olur abi biri gitsin fısıldasın şu çocuğun kulağına ya. Ne olur ya şunun kulağına fısıldayım ya. Abi şu Herit'i al artık. Abi bir şey söyleyeyim mi bak Herit'e mükemmel şekilde oynatacak kompozisyon var. Bak size söylüyorum. Leomord var, Benedict de var, Estes var. Arkasında Farsa var. Bak yok ederler. Yemin ediyorum yok ederler. Sadece Herit Biki mükemmel şekilde buraya gider abi. Nunox gidebilir mi diye düşünüyorum. Ne geldi? Hayabusa geldi. Hayabusa geldi. Harit birazcık sıkıntıya düşebilir. He heard my suggestion earlier. Lolita var çünkü. Lolita. Said, like, you know what, top pick sıkıntı abi. They also kind of like pre-countered Brody, right? With yeah. The Lolita. So, hey, şimdi Leomord'da hasar var. Benedict'ta da birazcık var. Early hasar yüksek bir birazcık var Leomord'da. Orada Rosa'da hasar var. We mentioned it. Brody. You know what? Up against this... I don't know. Melissa can... Clint aldıracaklar bak. Rezal. Very tough to pull it off. They still go Brody. Up against Lolita, up against the high. Umarım istediğiniz gibi kazanır. Yani sizin pickinizle kazanırsınız kardeşim inşallah. Biraz rakipleri iyi analizlemek gerekiyor. Sadece sanırsam bakın sadece Team Hawk analiz edilmiş burada rakibimiz olduğu için. Diğer takımların maçları izlenilmemiş. Hiç izlenilmemiş hem This is what I like about what the draft, how the draft developed. I mean, they didn't care about the glue anyways, the Kaja. Allah. Two of the heroes that are always in the discussion, right? Ne olur şu maçı kazanalım artık. Ne olur. Like three of the top dogs so far. Şu maçı kazanalım. The top bands denied. Not even considered. Hadi even hadi hadi Joy hadi bismillah. You can see the adaptations that both have been making. The progress. Kolamı da dolduruyorum. Totemimi yapıyorum. Çaça burada mısın Çaça? So I can't wait to jump into this one, Naisu. I can't wait either because here we go into the land of dawn. Our first game. Hadi bakalım. In the series. Maçtayız abi. Totem yaptım. Tuvalet gezeceğim diyen var. Hemen burada Mine karşı bir ufak agresif sergiliyorlar. Alien Red'i darlayacaktı ama burada tabii ki Lola'yı görünce hemen geri çıkmak durumunda kaldı. Bayağı bir Hayabusa öne geçti şu anda hasar olarak yardımcı olduğu için. Min şu anda ufaktan slow yeri burada flash'ını atmak durumunda kaldı. Rosa hafif hafif hasarlıyor burada Kadita'yı. Hayabusa red buff'ından sonra hemen üst ormanını da alıp
Blue'ye oynadı. Burada şu anda Akdeniz'i rahatlıkla alabilecek galiba. Tienzi gölgesi yoktu. Smite'ına atmıyor. Smite'ına atmıyor. Güzel abi. Akdeniz'i rahatlıkla alabildik. Min hemen yenilip geldi. Flash'ı yok derken burada Roza'dan. Roza'ya bir taşlaştır geldi. Arkadan Estes. Burada Canbasta da. Team Hawk strike first again. Saflaştır olmadı abi, hiç olmadı, atamadı. Yani bir önceki maç gibi refleks gösteremedi. Ya taşlaştıra zaten nasıl refleks göstersin ki adam? Hadi taşlaştıra gösterdi. Lolita'nın Q'suna nasıl göstersin? Çok büyük sıkıntıydı. Burada hemen Barbie'sini çağırıyor. Bir smite geldi burada Lolita'ya. Ardından Kalita zıplatmaya çalıştı ama zıplatamadı. Burada Rosa'dan çok güzel bir hasar. Stan'la birlikte burada ilk kill'imizi alıyoruz arkadaşlar. Şu anda ufak tam bir hasar da verdik. Yerinin şu anda %30 canı gitti neredeyse. Hemen arka planda Turtle'a doğru bir rotasyon var. Şu anda Alien alt koridoru itmeye çalışıyor. 10 saniye, 5 saniye sonra Turtle çıkacak arkadaşlar. Rosa'nın alt koridorda hemen 4 olmaya çalıştığını, Estes'in de mid'deki minyonla 4 olmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Burada hemen Lola'ya bir gank geldi ama burada çıkabiliyor. Bu Turtle bizim olabilir arkadaşlar. Şu anda Man'ın orada olduğunu biliyorsun. Tienzi gitme. Hadi abi gitme bak gitme. Ne olur gitme. Ne olur gitme. Ne olur gitme. Oradasın. Evet evet evet. Bir taşlaştır geldi burada. Tienzi arada kalıyor. Burada smite'ını da atıyor ama Man'ı öldürebileceğiz mi? Burada Man'dan bir solo kill geldi. 4 vs 1 de Tienzi'yi düşürdüler. Tienzi'yi düşürdü daha doğrusu. Karşı koyulamayacak bir şey. Hadi bakalım abi, hadi bakalım. Toparlarız. 200 gold öndeyiz ama bu Turtle'la birazcık 200-300 gold geri düşebiliriz. Geri burada hemen Alien'dan. Çaldı sandım bu arada biliyor musunuz? Alien'in ultisiyle çaldı sandım. Smite'ını atmak zorunda kaldı burada, güzel. Şu an Tienzi aslında bizim Blue'yu alıp Blue'dan sonra rakip Blue'ya gidebilir. Hemen öyle yapacak galiba. Şu an alt tarafta zaten bir tek yengeç var. Yukarıda Brody'ye mi gank mi? Brody'ye bir gank mi geliyor? Lolita Panda şu anda anladı. Rosa'nın oraya uçtuğunun infosunu verdiler. Aslında Blue'yu darlayabilirler ama Lolita'nın ultisi duruyor. Kalita'nın ultisi duruyor. Birazcık tehlikeli. Birazcık tehlikeli. As the Hayabusa doesn't have the innate advantage during the turtle fights, and them getting the first turtle of the game is massive for the Malaysian squad. Yeah, I mean, again, it was all result of, you know, taking out Sunshine'a early on. Yank girişimi burada, ulti flash'ta. Buna yapabilecek hiçbir şey yok abi. Sunshine durumun farkına varmadı. Yerinin burada hemen slow feed'ini görüyoruz. Ultisi yok, geriye kule altına çekti ama istediği hasar çıkarmıyor. Bir Q daha, şu anda geriye düşürürler. Min'in canı çok az, kritik vur. Bir tane daha, yapma Betiyensi, yapma Betiyensi. Burada hemen arada kalan Man'ı düşürecekler ve Man'ı da burada düşürüyorlar. Double kill geliyor burada. Sunshine'a karşılık burada 2 kill çıkarmayı başardılar. Hem de jungle'ı düşürdüler. Panda'yı da burada hemen geriye göndermeye çalışıyorlar. Rosa'dan burada güzel bir hasar denemesi. %25 canı kaldı. 110 buraya geldi şu anda. Umarım ikisini yakalayamaz. Arkadan Apex'in geldiğini görüyoruz. Taşlaştır attı mı? Taşlaştırın da attı ama bizimkilerin tabii ki Estes'i var. Apex şu anda hemen ulti bas diyeceğim de ultisi yokmuş. Ufak ufak QQ basa basa can verdiğini görebiliyoruz. Sunshine şu anda hemen koridorunu itmeye çalışıyor. Arka planda geride alt koridorda Yuzong yukarı geldiği için geri alt koridoru itiyor. Elin kulesini bırakmadı ama kulenin golden'ı alarak bayağı bir öne geçti. Şu anda Turtle çıktı. Mid koridorunda konum alacak. Şöyle bir bakalım. Görüş vermesi iyiydi. Hemen burada ufaktan bir hasar veriyor. Devamında pasifiyle birlikte hemen Q'sunu dodge'luyor burada Min'in. Şu anda %50 canı gitmiş durumda. Bir taşlaştı geldi burada. Lolita'dan mükemmel bir hasar. Şu anda arka planda Min'i öldürdüler ama Man kurtulabildi ultisiyle. Hayabusa'nın şu anda pozisyonu çok iyi. Panda da alt koridora geçmiş durumda. Sıvap atmışlar. Burada hemen Kerin'in hasar vermeye çalıştığını Apex'le birlikte burada geriye düşürüyorlar. Panda'nın da orada geriye kaçtığını gördük. Panda'nın panı. Turtle'ın Turtle'ı arkadaşlar diyoruz ve burada ikinci Turtle'ı rahatlıkla alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 2K'ya yakın, 2K'ya yakın farm öne geçtik. Hatta şu anda 2.5K'ya doğru da gidiyoruz. Rosa hemen burada mid koridorunu itiyor. Alttan Sunshine kuleye vurabiliyor. Güzel. Güzel abi.
Şu anda yukarıda Alien ve Lola'nın kapışması var. Yukarıdaki kuleyi aldık abi, süper. İlk kulemizi alabildik. Burada Farsa'dan biraz var. Yalnız yalnız az kalsın ölüyorduk derken Mini bir kere daha düşürebileceğiz mi? Çok az bir canı kaldı. Hadi TNC. Burada çok güzel bir hasar daha geldi. Panda'ya vurdu ufaktan bir hasar. Şu anda Karita W'suyla kaldırmaya çalıştı ama 4 kişi burada yargı dağıtıyor. Hayabusa'nın eksikliği hissediliyor şu anda alt koridorda. Team Hawk tarafından alt kuleyi de açtık. Mükemmel abi. Yemin ediyorum Alien başlı başına bir kale olmuş. Gidiyor abi, üst kuleyi tutuyor, midi tutuyor. Takım üyeleri de diğer 4 kişiyle farklı koridorlara gidip kuleyi açıyor. Şu anda Mid'de Lola ve Min'in pozisyon aldığını bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Derken burada bir dolan çelikliğinden geriye karşı. Mükemmel. Mükemmel abi. 9 seviye şu an jungle'larımız ama kill olarak bizimki üstün. 0-3 oynuyor şu anda geri. Gerinin 0-3 oynaması hiç önemli değil arkadaşlar. Şu an bizim birazcık daha öne geçmemiz lazım. 3.5K öne geçmiş durumdayız. Yani burada görüş almaya çalışıyor. Lola ve Min'in orada olduğunu tahmin ediyorlar sadece. Yani burada birazcık yanlış yaptın diyeceğim ama burada Man'dan kötü bir oyun. Hemen atarı çağırdı. Lola'ya ufak bir hasar. Burada arkaya doğru çekmeye çalışıyor. Farsa'nın range'ine sokmaya çalıştığını görüyoruz şu anda. Lola ultisini açtı. Ardından Sunshine ulti atabilecek mi acaba? Sunshine burada stack bırakamadığı için ultisini atmadı. Bir iki stack de bu arada Lola'yı kesebilirdi. İki stack bırakabilmiş olsaydı hem vereceği hasar hem de ulti hasarıyla Lola'yı düşürebilirdi. Ve direktman abi mid koridorunu açabilirlerdi. Hayabusa'dan burada bir ulti geliyor mid koridoruna midi vermemek için. Bu turtle'u da bizimkiler rahat şekilde alabilecek abi. Süper. Süper abi. Hadi aslanlarım. Hadi canlarım. Hadi güllerim. Hadi Türk lokumlarım. Hadi. Adamlar o kadar Türk işte light falan diyor. Hadi. Açarsınız midi. Üst koridoru almaya çalışıyorlar ama Alien var orada. Alien tek başına tutar abi. Burada Düldül'ü çağırdı TNZ. Düldül'le birlikte mid koridorunu açmaya çalışacak. Burada güzel bir Q. Şu anda hemen mid'i de açtık. Panda ultisini açtı ama neyi açtı abi? Gerinin canı şu anda %25 kalmış durumda. Ultisini atmış mı? Geri ultisini atmış ama Man'ın hala ultisi duruyor. Alien'in dikkat etmesi lazım. 88 saniye Lord çıkacak. Şu anda Geri'nin Alien'in üzerinde baskı kurmaya çalıştığını görüyorum ama Alien gerçekten yargı dağıtıyor abi. Galiba Alien'in bu sokakların sıfırlanması Alien'e yaradı arkadaşlar. Niye? Niye söyleyeyim? Filipin No 1 Benedetta'ydı ve rakip bunu bilmiyor. Derken burada Man'dan bir taşlaştır geliyor Sunshine'a karşılık ultisiyle birlikte. Aslında orada var ya, Alien bir W falan atabilmiş olsaydı, Karita'yı taşlaştırsaydı düşünemiyorum. Burada Man'a karşı bir fokus. Alien hemen üstüne doğru gidiyor Man'ın ama bakalım öldürebilecek mi? Pasifil oynuyor. Şu anda bir double kill geliyor Alien'dan. Yemin ediyorum bu çocuk bir makina. Gerçekten bir makina. Burada hemen Min'in flash'ını alıyor. Lola'nın ultisiyle birlikte TNZ. Burada kafa atmaması lazım. Birazcık kuleye vura vura oynaması lazım. Rakip kulemize bile vuramadı. Bakın dakika 9. Alt kulede minyon şimdi vurmaya başladı. Evet, konuştuk ya, açtık ağzımızı, hemen vurur abi. Rakip kulemize bile dokunamamıştı. Burada hemen Panda'ya bir hasar geliyor Rosa'dan. Lola'ya da ufak bir hasar. Panda'ya son kez denedi. Galiba üst koridorun savunmasını açmak istediler. Evet, savunmasını da burada kırıyorlar. Burada kırıyorlar. Alien'in 5-0-0'lık bir skoru var. Asist vermem, yakaladığımı öperim diyor Alien. Yani burada ultisini açtı. Sunshine arkada hemen vurmaya devam ediyor. Bu Lord'u rahatlık sağlayacağız ama bir kulemizi vermek zorunda kalacağız. Apex'ten bir kahin görüyoruz. Şimdi farkına bakıyorum. Mid'de bir diff var. 1.5K XP'de var. 3K'ya yakın neredeyse. Farm farkı. ADC'ler neredeyse eşit. Jungle'da var bir 1K'ya yakın diff. Ruam'da da aynı şekilde 1100 gold farm farkı var arkadaşlar. Birazcık Sunshine'ın farma ihtiyacı var. Birazcık öne geçmesi lazım. Eğer öne geçerse fark yaratabilir. Doğa rüzgarı almış mı kere? Almamış. Süper abi. Doğa rüzgarı almaması güzel.
Doğa rüzgarı alırsa birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Hemen burada Tianzi Düldül'le birlikte görüş almaya çalışıyor. Mid koridorundan Panda'yı geriye doğru çekmeye çalıştı ama yapamadı. Yukarıdan şu anda Lord geliyor. Alt koridoru tutabildi. Geri eline karşı. Burada Farsa'nın ulti açtığını görüyoruz. Ardından bir taşlaştırı geldi. Rozu orada saplaştırı çok güzel attı. Lola burada taşlaştırı ile birlikte bir arkadan Apex'in ultisi Rosa'yı kurtaramadı abi. Burada Apex'in üzerine oynuyorlar. Şu anda slow'u yediler. Burada Brody'nin hasarıyla birlikte acaba ölecekler mi? Çok güzel bir kalkan geldi minden. Devamında hemen Düdülül'ü çağırdı. Barbie ile birlikte burada üste hasar vermeye çalışıyorlardı ki ama sıkıntı yok. Mid imitörünü aldık burada Rosa'nın karşılığında. Devamında alt imitörü de alabiliriz arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Sunshine'ı yaklaştırmıyorlar. Mid imitörünü açtırmak bot imitörünü açtırmak istemiyorlar ama biz de deli gibi istiyoruz abi. Çünkü neden? Lord üst koridorda arkadaşlar. Eğer altı açarsak altı açtığımızda büyük minyonlar gelecek ve sürekli altı itmeleri gerekecek Lord öncesinde. Bundan dolayı altı açtırmak istemiyorlar. Bu yüzden altta o kadar agresif sergiledi Team Hack ekibi. Hadi aslanlarım, yalvarırım size. Şu maçı alın da gelin. Şu maçı kazanalım ya. Ne olur şu maçı kazanalım. Burada Mine bir baskı geliyor. Geri. Geri burada az kalsın yakalanıyordu. Bakalım. Gölgesiyle geri kaçmaya çalıştırıyorum. Geriye burada bir smite geldi TNC'den. Ardından hasarlamaya devam ediyorlar. Ve burada geriyi kirlediklerini görüyoruz. Rosa burada base yapıyor geriye karşı. Hemen burada bir taşlaştır geldi. Yalnız Apex burada mükemmel bir heal yaptı diyebiliriz. Kurtardı. Man'ın şu anda canı çok az diyecektim ama pasifiyle doldurmuş. Burada taşlaştır geldi. Saplaştırıyla birlikte Rosa ölmeyecek diyecektim ama maalesef burada öldüğünü görüyoruz. Şu anda Elia mükemmel bir şekilde taşlaştır derken burada Mini ve eğer onu öldürürse oyun bitebilir. İkisini de öldürdü. Burada ikisini de düşürüyorlar şu anda. 2 vs 4 kalmış durumdalar. Hadi oğlum 1 milyon sokun içeri. 1 milyon. Ah be Panda. Panda burada minyonu çok güzel tuttu. Şu anda hemen Panda'ya fokus geliyordu TNC'den ama geri çıkmak durumundalar. 7 saniye sonra Lordlar geri doğdu. Midden ve alt koridordan minyonlar geliyor. Blue'sunu alacak ve hemen Lord'a doğru. Direkt Lord'a alacaklardır abi. Hemen TNC ve Sunshine hızlı bir şekilde Lord'a girdi abi. Yaklaşmaya çalışıyor. Man umarım çalmaz bu Lord'u. Umarım. Evet tamam yetişemezler diye düşünüyoruz. Burada güzel bir düşünce TNZ'den. Hemen ultisini attı görüş almak için. Hadi aslanım şu Lord'u kullanın. Ve çeyrek finale geçmeye hak kazanın abi. Çeyrek finalde ben yarı finale kadar gideceğinizi düşünüyorum. O Falcon'a Best of 5'da gereken dersi vereceğinize inanıyorum abi. Hadi aslanlarım. Başarabilirsiniz. Midden geliyor şu anda Lord. Üst koridoru. Man'ın şu an pozisyonu çok iyi. Umarım o pozisyon bizi geri düşürmez. Bunu Hacı ve Omay Venus da yapıyordu. Godiva da yapıyordu. Umarım yemeyiz bu hareketi. Arkadan gizlen basıp gelecek. Çok sıkıntı abi. Haritada bir görüş ver. Üstü mitörü aldık. Lord geldi. TNZ hemen burada atını çağırdı. Arkadan şu anda Van geldi. Burada Lüte'den bir ulti. Rosa şu anda ultisini açtı. Sunshine öldü. Arka planı birini öldürebilecek mi? Hayabusa'nın ultisi derken TNZ'nin canı az. TNZ düşüyor. Burada Alien hasar vuramadan geri çıkmayı tercih edecek. Hemen Panda devam ediyor ama 2 kişi düştü. Base atıyorlar hemen. Burada can doldurmak için görüşünü aldılar. Hayabusa'ya buff salmak istemiyor ama Hayabusa gölgesiyle alacaktır burada. Smite atmadan aldığını görüyoruz Hayabusa'nın maalesef. Just a little bit ago and how much of an advantage Incendio Supremacy has. And even the Titan güzel komboladılar bu arada. Alien durumun farkında olduğu için burada hemen openings, man being an assassin like a Kadir assassin and then of course yanlış yaptı gibi ya. Midi tutabilirdi bu silah ama çalıya denedi. Orada büyük ihtimalle Min'in olduğunu düşündü. Yani Lolita'nın olduğunu düşündü. O yüzden öyle bir görüş üstünlüğü almak istedi ama midi kaybettik. Hadi bakalım aslanlar, hadi bakalım. Bütün imitörleri açmışız. Bakın sadece ve sadece üst dış kulemiz duruyor.
has gotten that item power spike, right? Now you can really see him pop off. And with the help of the others now, that's the rough way. Kötü bir taşlaştır geldi. Ardından Farsa ultisiyle kesebileceğiz mi? Ve buradan bana düşürüyoruz. Süper oldu. Süper oldu. Tienz hemen atını çağırdı. Atını birazcık riski çağırıyor abi. Biraz beklemen lazım bir Tienz'i. Hiçbir görüş olmadan yapıyorsun bu hareketi biliyorum ama. Kanka karşıda Epic'te yok ki yani o kadar beklesin. Biraz korku var biliyoruz. Şu an 5 kişiler. Bak taşları var. Dikkat edin derken Farsa'dan güzel bir ulti ama burada Lola'yı düşürdüler. Şu anda kuleye minyon girmiş durumda. Hadi oğlum Brody. Sunshine. Sunshine kuleye vur. Sunshine kuleye vur. Sunshine kuleye vur. Burada Brody. Devam etme. Kuleye vur. Kuleye vur. Geri öldürdü. Kuleye vur. Herkes önde bir yüzü sokuyor. Çevirip bir elek alabiliyoruz abi. Mükemmel. İşte bu be. İşte bu be. İşte istediğimiz oyun bu be. Mükemmelsiniz abi ya. Mükemmelsiniz ya. Tebrik ediyorum abi. 2-1 yaptılar. 2-1 yaptılar oyunu. Mükemmelsiniz abi. Team Hawk ekibini şu anda Lower Bracket'tan eledik ve ilk 8'e kalmaya hak kazandık. Bir sonraki rakibimiz yüksek ihtimalle Falcon olabilir ama Falcon yok, Falcon olabilir değil, Falcon olacak arkadaşlar. Heyecandan unuttum. Maçlar ne zaman bilmiyorum ama bilgilendiririm sizi arkadaşlar.